Ortak Akıl'dan herkese merhaba. Ben Onur. Ben Arkın. Her bölümde ele aldığımız konulara ortak akılla yaklaşarak biz birbirimizi geliştirmek için sohbet ederken, sen de bizi dinlerken hiç böyle düşünmemiştim ya da tam olarak ben de bunu düşünüyordum diyeceksin. Bazen de kesinlikle katılmıyorum tepkisi verebilirsin tabii. Sonuçta amaç ortak akılla mümkün olan en iyiye ulaşmak. Ortak Akıl'da bugünün konusu başarısızlık nedir? Neden başarısız oluruz? Arkın, sence hep başarıyı konuşuyoruz ya. Başarısızlık ne demek senin için? Hedeflediğin sonuca ulaşamamak. Bence özeti bu. Başarı olarak tanımladığımızın tam tersi. Aslında başarıyı tanımlamak gerek. Başarısızlığın ne olduğunu bilebilmek için. Çünkü etimolojik olarak da baktığın zaman başarısız, başarının olmadığı yerde başarıyı tanımlarsan ancak başarısızlığı tanımlayabiliyorsun. Başarısız olmakla bir engelle karşılaşmak ya da duvara toslamak arasındaki fark ne? Asıl sorulması gereken şeylerden biri bu bence. Çünkü başarıyı tanımladığımızda önemli olan şey o başarının ne olduğu ve bu başarıya ulaşamadığımız zaman neden başarısız oluyoruz? Şimdi neden başarısız olarak değerlendiriyoruz? Senin her şeyde bir listen vardır. Bunda da mutlaka bir liste çıkacak diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle bir listem var. Başarısızlık listesi. Başarısızlığın tanımını ben de şöyle yapayım. Tek bir kelimeyle yapayım. Vazgeçmek. Çünkü vazgeçtiysen bitti, hikaye bitti. Aksi durumda vazgeçmediysen deniyorsun, hata yapıyorsun, duvara tosluyorsun, yanlış yapıyorsun, düzeltiyorsun, hala devam ediyorsun. Bu başarısızlık değil, bunlar deney. Olmadın ki başarısız, daha devam ediyorsun çünkü. Ama vazgeçtiğin noktada bitti, hikayesi bitti. Başladığın şey o an bitmiş oluyor. Al sana başarısızlık işte. Dünyanın en iyi sloganı Nike'ın Just Do It. Just Do It. Yep. Just Do It. Burada try yok. Farkındaysan. Ne zaman deney yapmaktan öteye geçiyoruz? Ne zaman deneyim kazanmaya başlıyoruz? Bir şeyin sonucuna baktığımızda. Sonuç son artık ultimate buradan sonra devamı yok sonucu değil ki. Neden başarısız oluyoruz? Bir listem var. Evet bir listem var. 3 maddeden oluşan bir listem var. Şimdi bu listenin ilk maddesine girmeden önce sana çok felsefi bir soru soracağım. Ah en sevdiğim. İnanmayı başarmak mı? Başarmaya inanmak mı? Önemli olan inanmayı başarmak bence. Çünkü çok sevdiğim iki söz var. Bunu bütün eğitimlerde, sunumlarda kullanırım. Stuart Chase'in bir lafıdır. For those who believe, no explanation is necessary. For those who don't, none will suffice. İnanana kanıt gerekmez, inanmayana yetmez. Çünkü inanç, kanıtın ötesinde kanıtın neyi kanıtladığını da ortaya koyan şey. Diğeri de Henry Ford'un lafı. Başaracağına inanıyorsan da, başaramayacağına inanıyorsan da... Haklısın. Müthiş. Düet yaptık haklısın kısmında. Yani bu kadar net. Eğer başaracağına inanıyorsan bir şekilde başarırsın sonucun ne olduğuna bağlı olmadan. Kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla cevap inanmayı başarmak. Çünkü inançtan daha kuvvetli bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden başarısızlığın... İnançtan daha güçlü bir şey olduğuna inanmıyorsun. İnanmıyorum evet. Bu da benim inancım. Doğru. Çok daha doğru bir tanımlama oldu. Dolayısıyla eğer bir başarısızlık listesi varsa, yani bizi başarısızlığa götüren bir liste varsa, bunun ilk maddesi tabii ki inanç. Yani inanmıyorsun başarabileceğine. İnanmayarak başlıyorsun ya da başlamıyorsun inanmayacağın için. Bununla ilgili de çok sevdiğim bir hikaye var. Bir fil hikayesi. Bebek bir fil var. Ayağına bir tane zincir bağlıyorlar. Sen artık böyle yaşayacaksın. Çünkü kaçmasını istemiyorlar filin. Fil de ilk etapta tabii ki o zincirden kurtulmaya çalışıyor. O zinciri sürekli kırmaya çalışıyor. Fakat tabii ki gücü yetmiyor. Küçücük bir şey kendisi. Küçücük dediğin de 60 kilo doğuyorlar en az. O an gücü yetmiyor diyelim en azından. Yıllar geçiyor artık bu fil büyüyor. Erişkin kocaman bir fil haline geliyor. Ayağında da hala artık ona göre kısmen küçücük kalan o zincir var. Fakat hiçbir şekilde onu koparıp gitmeyi denemiyor. Öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik. Çünkü artık özgür olamayacağına inanmış. Dolayısıyla biz de başaramayacağımıza inanıyorsak zaten geçmiş olsun. O saatten sonra ne yaparsan yap başaramayacaksın. Bir insan eğer kendisine verilen sınırlar içinde bu mümkündür ya da bu değildir denmeden bir şey yapabiliyorsa, sadece hayal gücüyle sınırlıysa zaten onu hayal edebilmek en büyük güç haline geliyor. Benim derste verdiğim ilk ödevlerden biri bu ders senin ne işine yarasındır? Ve orada asıl sınırsız hayal kurabilmeyi insanlara hatırlatmak isterim. Çünkü eğer bu ders senin ne işine yarasın konusunda hayatımın aşkını bulsun, bu podcast senin ne işine yarasın konusunda sen eğer milyon dolarlık bir işim olsun bunu da buradan çıkarayım mı? Kendine hedef olarak koyabiliyorsan, bunu yapabileceğine kendin inanıyorsan zaten mümkün hale geliyor. Sınır varsa hayal söz konusu değil ki zaten. Değil mi? Mesela ben hayal kuruyorsam ve işin içinde sınır varsa hayal değil. O zaman oturup gerçekçi bir şekilde iş düşünüyorum demek oluyor bu benim için. Hayal kuruyorsam zaten
her şey gözümün önüne gelebilir ya. Her şeyi yaptığımı hayal edebilirim. Dolayısıyla oradan yola çıkarak eğer... Gerçekçi hayaller. Gerçekçi hayal diye bir şey var mı ya? Gerçekçi hayal. Evet. Nasıl mesela? Gerçekçi hayal kurmak nasıl oluyor? Eğer bulunduğun dünyada bunun mümkün olduğunu ya da olmadığını düşünerek başlıyorsan, ne mümkün ya da ne değil diye başlıyorsan zaten gerçekçi hayal kurmaya çalışıyorsun. Hmm. Bir yandan da bir ters argüman getireceğim. Yaratıcılık sınırlandıkça gelişir. Sınırsız bir yaratıcılık, yani sonsuz potansiyel, zaten yaratım gücünün kendisi. Yaratıcılık değil o. Yani creativity dediğimiz, yaratıcı düşünce dediğimiz şey sadece bir şeyi doğurmak değil. Aynı zamanda daha önce olmayan bir hale getirmek ya. Daha önce olanların aynısını düşünüyorsan yaratıcı demiyorsun. Ama fikri bulabilmek için neyin mümkün olduğuna baktığında sınırlı düşünüyorsun. Yani girişimcilere de ne mümkündür, ne değildir diye sorarlar. Zaten piyasa araştırması da buradan geliyor. Ya da piyasa araştırmasında buna bakıyorsun. Bizi başarısızlığa getiren ikinci sebebe bakalım o zaman. Ne dersin? İlk sebep inanç. İnanmayı başaramamışız. Başarmaya inanmamışız. O yüzden başarısız oluyoruz. İkinci sebep, yine en sevdiğim hikayelerden bir tanesi. Hedef yok. Hedef belirleyemiyoruz. Hedefi nasıl belirleyeceğimizi bilmiyoruz. Daha önce böyle bir şey öğretilmedi bize. Okulda hiç öğretilmedi mesela. Hadi hedef belirleyelim. Nasıl belirleyeceğiz hedefi? Nasıl seçeceğiz ne yapmak istediğimizi? Dolayısıyla hedef belirlemeyi bilmiyoruz. Hadi çok şanslıyız. Bir şekilde bunun eğitimini almışız. Mentörümüz var, koçumuz var. Bize hedef belirlemeyi öğretmiş. E plan? Plan yok. Plan da şu demek. Hedefi koyduk da bunu bir parçalara bölmemiz gerekiyor bizim. İşte bu gerçekçi hayal kurmaya başlamak demek. Çünkü tamam ben bunu yapacağım. 20 kilo vereceğim 2 günde. Tamam bu hayal mi? Bu hayal. 2 günde 20 kilo verebilmek için gereken şey kolunu bacağını kesmek. Yani bedeninden 20 kiloluk bir şey çıkarmaktan. 2 günde mi dedin? Evet. Şimdi gerçekçi hayal dediğimiz zaman da evet 20 kilo verebilirim. Ben 40 kiloysam 20 kilo vermem mümkün mü? Evet ama bedenimin %50'sinden söz ediyoruz. O zaman gerçekçi olan tarafı, mümkün olan, fiziksel olarak mümkün olan tarafını ne kadar sürede yapabiliyorum? Bu beni sınırlandıran şeylerden bir tanesi yer çekimi. İşte o yer çekimine karşı koyduğunda ben uçabilir miyim? Uçabilirim. Ama insan sadece hayallerinde uçabilir diye inandığımız için ya da şu an sihre inanmadığımız için belki dünyada sihir yok. Gerçekçi hayal kurabilmek bir yandan da o hayalin gerçekleşmesini sağlayan yolu da çizdiği için başarısızlığın tanımından yola çıktık ya. Başarısızlık belki doğru hedef koyamamaktan. Az önce söylediğin şeyi yeniden döndürerek belirtiyorum. Doğru hedefi koyamadığında yani gerçekçi yaklaşmadığın zaman başarısızlık zaten kaçınılmaz hale geliyor. Aynen öyle. Doğru ve gerçekçi hedef belirleyememek. Ben hep gerçekçi bir insan olarak kendimi tanımlarım ve planlarımı, programlarımı hep gerçekçi yaparım. Sen gerçekçi değil, materyalistsin. Bilmiyorum, materyalist. Niye böyle söyledin? Maddeye değer vermek anlamında değil. Fiziksel, somut kanıtlardan söz ediyorum. Materyalden söz ediyorum. Okey, merak ettim sadece neden hani böyle söyledin. Senin gerçeklik tanımın içinde ruh yok ya. Hı-hı. O yüzden. Dolayısıyla bu hedefi gerçekçi ve net bir şekilde belirleyemediğimizde, plan yapamadığımız zaman senin de söylediğin gibi başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Bir de şöyle bir hikayesi var. İşin diğer bir tarafına baktığımızda hedefi belirledin, plan yapmak istiyorsun. Ama o kadar çok plan yapmak istiyorsun ki 3 sene plan yapıyorsun. Plan yapmaya aşık oluyorsun. Yani plan ve diyorsun kusursuz olsun. Öyle bir plan yapayım ki sıfır kusur, sıfır hata. İşte öyle bir şey söz konusu değil. Plan kağıt üzerinde kusursuz olabilir ama çalışmaya başladığı zaman aynı şekilde gitmesi pek mümkün olmayabiliyor. Ya da gerçek hayat dediğimiz işte gerçekçi hayal de yine aynı yerde devreye giriyor. Gerçeklik dediğimiz şey senin hayallerinle uymayabilir. Hayat nedir diye sorarsan, hayat sen plan yaparken yaşanan şeylerdir. Süper. O zaman bu maddeyi şöyle toparlayalım. Ya plan yapmadan hareket ettiğimiz için, harekete geçtiğimiz için başarısız oluyoruz. Ya da sürekli plan yapıp hiç harekete geçmediğimiz için zaten başlamamış oluyoruz ve dolayısıyla başarısız oluyoruz. Bir özet geçmemiz lazım çünkü çok derin girdik her birine. Yani özetle. Bir, özetle inanmayı başaramamak. Yani başaracağımıza inanmamak. İki, hedefsiz ve plansız hareket etmek ya da çok uzun süre plan yapıp harekete geçmemek. Şimdi üçüncü ve son sebebe geldik. Benim favori hikayem, her zaman anlattığım, motivasyon. Yani herhangi bir şeye başlamak için motive olmayı bekliyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Çok güzel. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz bu arada. Kim başarısız olmak ister ki? Ama başarılı olmak için bir şeye başlamamız lazım. Bir plan çerçevesinde. Doğru mu? Başlamadan başarısız olunur mu? İşte başlamamak başarısızlık. Başlamamak başarısızlık olur. Peki başlamayı çok istiyorum ama başlayamıyorum. Neden? Ya bugün çok iyi hissetmiyorum. Çok motive değilim. Ha. Ne zaman başlayacaksın? Herhalde çarşamba günü motive olurum. İyi uyuyor. Yani hikaye bu. Dolayısıyla biz motivasyona karşı olan bakış açımızı değiştirmediğimiz sürece başarısız olmaya devam edeceğiz. Sadece çünkü iyi havalarda yol alabilen gezi teknesi. Gibi mesela. Yani dolayısıyla eğer
Başarılı olmak istiyorsanız motivasyona karşı bakış açınızı değiştirin. Bakmayın artık şu motivasyona böyle aşk dolu gözlerle. Çünkü emin olun o size aşık değil. O sizin düşmanınız. O diyor ki ben canım isterse sana bir uğrarım sevgilim. Hani öyle sevgililer var ya. Canım istediğinde sana bir uğrarım ben. Sonra çekip giderim diyor. Canım isterse bir daha gelirim diyor. Gönül eğlendiren. Gönül eğlendiriyor seninle motivasyon. Sen disipline ve istikrara inan. Onlar senin dostun. Disiplin ve istikrar. Disiplin bir yol. İstikrar bu yolu yürümek. Motivasyonun sana sağladığı şey bunu yaparken bundan alacağın keyif. Ve bunu yapmak istemek. Birincisi yapabileceğine inanmak. Mümkün olduğuna inanmak. Koşullar ne derse desin, senin mümkün olduğuna inanman gerekiyor ki zaten temel bu. Mümkün olduğuna inanmazsan yapman mümkün değil. İkincisi doğru hedef koymak, hedefi doğru koymak. Doğru hedef koymakla hedefi doğru koymak yine laf oyunu gibi geliyor da iki farklı şeyden söz ediyoruz. Soruyu doğru sormak ve doğru soruyu sormak arasındaki fark gibi. Hedefi koyduktan sonra buna istikrarlı bir şekilde yürüyebilmek için yani birbirinin arasında yeterli mesafe olan adımlar atabilmek. Bu zaman dilimine de yaymak anlamında. Yani senin bir kere de kaldırabileceğin ağırlık 100 kilo olabilir. Her seferinde 100 kilo kaldırmaya kalkarsan çok çabuk yorulursun. O yüzden senin toplamda kaldırman gereken birkaç tonsa, yüzlerce tonsa ya da birkaç kilometre değil yüzlerce kilometre gidilmesi gerekiyorsa bir gün içinde toplam kat edebileceğin bütün mesafeyi %60'larda 70'lerde bırakman ve kendine en azından dinlenmek için de enerji ayırman gerekiyor. Çünkü plan yapmaktan bahsettik. Bir hedefi parçalara bölmekten bahsettik. Tam olarak bundan bahsediyorum. Ve buna bir parantez açayım. Müthiş doğru bir şey söylüyorsun. Bazen öyle hedefler belirliyoruz ki bu hedefler bizim daha ikinci günden havlu atmamıza neden oluyor. Yanlış plan. Yakıyorsun ya tabiri caizse. Yakıyorsun. Motoru yakıyorsun. Makineyi yakıyorsun. Senin bir kapasiten var. Kim belirliyor benim kapasitemi? Şimdi ben ondan bahsetmiyorum. Benim sana söylemek istediğim şey şu. Sen ulaşmak istediğin yere gene gidersin. Başarmak istediğin şeyi yine başarırsın. Tatmin olmayı ertelemek var ya günümüzün en meşhur konularından bir tanesi. Şimdi sen... Günümüzün en meşhur konusu mu olmuş? Benim çok sık karşıma çıkıyor bugünlerde. Bir tuşla her şeye ulaşabilmek. Hemen hızlı tatmin olabilmek. Her şeye hızlıca erişebilmek. Şimdi hedeflerde de genelde beklentimiz hızlı tatmin oluyor. Ben Trendyol'dan bir şey sipariş edince ertesi gün kapıma geliyor. İşte Getir'den bir şey söylüyorum 15 dakikada geliyor. 20 kilo de bir tuşla vereyim ben. İşte tatmin olmayı ertelemek çok alışık olduğumuz bir şey olmadığı için burada da yine hedeflerde o belirlediğimiz hikayede yakacak şekilde plan yapıyoruz. Pedro Almodovar'ın bir filmi vardı. Abre los ojos, gözlerini aç. Vanilla Sky olarak Tom Cruise yeniden yaptı. Orada pleasure delayer derdi. Yani alacağın keyfi ötelemek, ertelemek aslında alacağın keyfi artırıyor. Ve o alacağın keyif eğer senin cheat gününde yiyeceğin tatlı şeyse ya da yemeği sevdiğin şeyse onu yiyebilecekken yememek ve şimdi yemiyorum ama daha sonra daha da keyifle yiyeceğim diyebilmek. Yani YOLO yaklaşımı, you only live once, hayat bir kere yaşanıyor o yüzden her şeyi bir gün içinde yapalım durumu senin asıl keyif alabileceğin şeyden daha az keyif almana da neden oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Zaten birbirimize katıldığımız için bu podcast'i yapıyoruz ama tabii sen bilirsin. Şimdi sana bir soru. Hazır mısın? Hazırım. Başarısızlık nedir dedim ya. Evet. Tanımladık, bitti. Başarısızlık sana ne ifade ediyor? Zor bir soru. Bunu başka bir bölümde biraz çalışıp gelmem lazım. Şu an başarısızlığın bana ne ifade ettiğini... Okey, kafamın içinden geçirdiklerimi hemen çıkarayım. Hayal kırıklığı, kurduğum hayalin gerçekleşmemesindeki hayalin kırılması durumu... Yenilgi değil, kesinlikle yenilgi değil. Çünkü yenilmiş olabilirim, okey. Ama başarı o yenilgiden sonrasını da kapsadığı için... Ve senden kopya çekeceğim ama vazgeçmek. Süper. Bununla bir soru daha bağlayacağım. Başarısız olmaktan korkuyor musun? Hayır. Neden? Çünkü istediğimin gerçekleşmemesi gerçekten asıl istediğim şeyi bulabilmemi sağlayan en önemli derslerden biri çünkü. Doğru. Fakat bunu o anda fark edip, analiz edip, geriye dönüp tekrar başarılı olmak için ne yapabilirim diyebilirsin. Ama ben bunu sürekli yaptığımı söylemiyorum. Bir yandan da çok ciddi hayal kırıklığı yaşayan, sürekli plan yapıp yaptığım, ben proje insanıyım sonuçta biliyorsun. Aynı anda 8-10 proje yürüttüğüm için her an. Bunun içindeyken istediğim şeylerin gerçekleşmemesiyle aslında... Gerçekten olması gerekene gittiğim inancıyla yani 777 gördüğüm yönde ilerlemekle benim açımdan doğru olanın o anda olduğunu telkinle sürekli bir şekilde inanana kadar tekrar etmem gerekiyor. Bu soruyu sorma sebebim şu. Biraz okuyup araştırdığım zaman dünyadaki en başarılı insanların başarısızlıktan çok korkan insanlar olduğunu gördüm. Başarısızlık korkusu onlar için o kadar güçlü ki bunu yakıt olarak kullanıyorlar.
Kaçıyorlar. Yani şöyle düşün. Sokakta koşarken çok hızlı koştuğunu düşünebilirsin. Fakat bir köpek seni kovaladığında ulan bir dakika ben hiç hızlı koşmuyormuşum. Şu an 3 kat hızlı koşuyorum diyorsun ya, o an fark ediyorsun. Yani başarısızlık sana ne ifade ediyor? Bu soruyu sorduğumda başarısızlığın tanımını yaptığında kullandığın ifadeler seni korkutuyorsa bir taraftan da başarısızlıktan kaçarak başarılı olabiliyorsun. Bu korkuyu yakıt olarak kullanabilir. Benim buna yakıt olarak çok fazla ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ama evet kesinlikle stresle çalışan insanlar açısından, yani asitle çalışan akü gibi içindeki o asidik etkiyle enerji üreten insanlar da var. Ben öyle değilim. Asidik etki olarak düşünme. Şöyle düşün. Ben seni tanıyorum. Korkuyu yakıt olarak kullanmaktan söz ediyorsun. Ben korkuyu yakıt olarak kullanmak istemiyorum o yüzden. İsteme, kullanma. Sen bir sunuma çıktığında karşında 1000 kişi var. Orada başarısız olmak ister misin? Tabii ki hayır. Korkutur mu seni? Çıktın sahneye ve başarısızsın. Düşünsene çok müthiş bir sunuma çıkarttılar seni. O sunumda hiç istediğin gibi gitmiyor işler. Bir şekilde gitti, unuttun, iyi gitmiyor yani. Böyle bir korkun var mı? Bununla ilgili öncesinde hazırlık yapacağım için. Neden yapıyorsun bu hazırlığı? Çünkü olmaması için. Olmaması evet. İçin. Dolayısıyla aslında bir taraftan, şimdi bunu başka şekillere tanımlayabilirsin sen istersen. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Arkın oraya çıktığında binlerce kişiye hitap ederken batırmak istemez. Daha önce başıma geldiği için de aynı zamanda artık korkmuyor olabilirim. Ama daha önce başına gelen şeyin tekrarlanmamasını istiyorsun ya. Evet. Dolayısıyla görselleştir. Başarısız olmak sana ne ifade ediyor? Ha. Ben daha önce bunu yaşamıştım bu arada. O sahneye çıktığımda başıma geldi. Çok çok berbat bir his. Bunun bir daha da olmasını istemiyorum. O yüzden işte seni tanıdığım için söylüyorum diyorum ya. Ben senin kadar sunuma hazırlanan, nokta virgül koyarak saatlerini harcayan çok az kişi tanıyorum. Demek ki sen de yakıt olarak bazı şeyleri kullanıyorsun. Korku, evet, onu şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Evet, haklısın. Tamam, şimdi anladım. Ortak akıl.